Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sunar. Gittikçe karmaşıklaşan bir bilgi dünyası içindeyiz. Medeniyetin kurulmasından 2003 yılına kadar yaklaşık 5 exabyte bilgi üretilmiş. Oysa ki günümüzde biz bu bilgiye neredeyse bir günde ulaşıyoruz. Her an bilgi yerini yeni bir bilgiye bırakıyor. O kadar hızlı ki sahip olmakla tüketmek arasındaki zaman anlarla sınırlı. Yani daha bilgiyi hazmedemeden, sahip çıkmadan onu tüketiyoruz. Kullanıveriyoruz. Londra'da bir hocam demişti ki, pazarlama insan duygularını, algılarını matematiksel verilerle ve sanatla etkileme bilimidir. 1940'lı yıllarla birlikte pazarlama uzmanları duyguları daha da kışkırtmanın sırrını çözmeye çalışıyorlar. Nörobilimci Damasio'nun bizler duyguları olan düşünen makineler değil, düşünebilen duygu makineleriyiz derken kararlarımızı duygusal olarak verip mantıksal sebeplere dayandırdığımızı çok da güzel özetliyor. Sezen Aksu bir şarkısında bunu insan kusuru olarak tanımlamıştı. Çok sevmiştim. İnsan beyni 100 milyar sinir hücresi ve 1 milyon kilometrelik sinir ağı ile evrendeki en büyük gizemlerden biri olmaya devam ediyor. Beynimiz bedensel kitlemizin sadece %2'sini oluşturuyor ama toplam enerjimizin %20'sini tüketiyor. Beynimizin yalnızca %20'sini bilinçli olarak kullanabiliyor olduğumuz gerçeği de göz önünde bulundurulmalı. Bazı bilim adamları böyle bir rakam veriyorlar, bazıları da bunu kabul etmiyorlar. Beyin sadece hayatta kalmaya odaklı olarak tehditlere karşı her şeyden daha fazla duyarlı. Yani mesajlar, reklamlar, markalar aslında pek de umurunda değil. Günümüzde günde ortalama 10 bin mesaj algıladığımız yönünde bir veri var. İşte bu verilerin ışığında bir müşterinin beynini en fazla uyaran şey merak, farklılık duygusu, onda merak uyandırmak. Son günlerde yeni bir zeka tanımı yapıldı. Merak zekası Curiosity Intelligence deniyor. Merak zeka kadar önemlidir diye de bir tanımı var. Bildiğimiz entelektüel zeka ve duygusal zekadan sonra merak zekası özellikle pandemiden sonra daha da prim yaptı. Kişinin merak düzeyini ifade eden CQ, zihinsel tutku ya da iştahla alakalı. CQ düzeyi yüksek insanlar sorgulayıcı ve yeni deneyimlere açık oluyorlar. Yenilikleri heyecan verici buluyorlar, rutinlerden kısa sürede sıkılıyorlar, konfor alanı dışında dolaşmayı tercih ediyorlar. IQ ya da EQ kadar tanımlanmamış olsa da karmaşıklığı çözmede, çok yönlü problem çözme yeteneğinin arkasında da bu zekanın gelişmişliği olduğu ifade ediliyor. CQ özellikle karmaşık sorunlara getirilen basit çözümlerin aracı olarak tanımlanıyor. IQ'dan farklı olarak EQ gibi CQ da geliştirilebilir nitelikte. Yani merak duygunuzu isterseniz geliştirebilirsiniz. Artık bu karmaşıklık ve hız çağında ve beynimizi de pek iyi kullanma yetisine henüz ulaşamamışken akılda kalmak, tercih edilebilir olmak ancak ve ancak merak uyandırarak mümkün olabiliyor. Merak uyandıran markalar, ürünler, sofistike karışımlar, renkli vaatler ve kişiler merak uyandırdığı takdirde değer buluyor. Ne dersiniz? Biraz uğraşıp şu merak zekamızı geliştirelim mi? Merak zekasını geliştirmek için yapılacak en temel hareket şu: bildiğiniz her şeyi unutup yeniden öğrenmeye açık olmak. Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sundu.